Merhabalar, Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayımından ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Koronavirüsü Türkiye'ye geldi. Herkes marketlere koştu. Bazı raflar boş kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünü açıklamasının ardından vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Marketlerdeki yoğunluğun arttığı gözlenirken raflarda da ürünlerin kalmadığı görüldü. Bir market çalışanı konuşmasında 2 aylık ihtiyacını alanları görüldüğünü söyledi ve bazı vatandaşların ürünleri alırken markalarına bile bakmadığını söyledi ve garip bir yarış içine girmişlerdi diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanından ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları geldi. Salgının yayılabileceği endişesini taşıyan bazı vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu da oldu. Hatırlatalım ki dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ilk kez Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de bir kişinin virüse yakalandığını söyledi. Yunanistan'dan tepki çeken hareket. Gaz bombalarının etkisini arttırmak için bu yöntemi kullanıyorlar. Yunanistan sınır güçleri attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı. Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın etkiyi arttırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edildi. Sığınmacılar Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor. Yunanistan Hutut birlikleri geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor. Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Gazal, Suriye uyruklu Muhammed Arap, Pakistan uyruklu Muhammed Güzel yaşamını yitirdi. Akıl almaz yöntemlerine bir yenisi daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı. Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini arttırmayı amaçlı yapılıyor. Azerbaycan Milli Kütüphanesi koronavirüs tehlikesi nedeniyle kapatıldı. Azerbaycan Milli Kütüphanesi koronavirüs tehlikesi nedeniyle ülkede geçirilen bazı tedbirler çerçevesinde okuyuculara hizmetine Mart'ın 11'den itibaren kısa süre kapatıldığını resmi şekilde ilan etti. Kütüphanenin ne zamana kadar kapalı kalacağı ise belirtilmedi. Yalnız kütüphanede e-kitap vasıtasıyla okuyucularına hizmet gösterecek. Kütüphaneden verilen açıklamada kütüphane çalışanların tam kuvvetle çalıştığı söylenildi. Ülkedeki diğer kütüphanelerde koronavirüs nedeniyle okuyucuların internet siteleri vasıtasıyla hizmette bulunacaklarını söyledi. Azerbaycan üniversitelerinde eğitim ve öğretim süresi uzatıldı. Azerbaycan üniversitelerinde eğitim ve öğretim süresi 15 gün uzatıldı. Bu konuda Tahsil Nazirliği'nin müavini Feridun Kurbanov belge imzaladı. Şöyle ki belgede son kursa istinsa olmakla diğer öğrencilerin dersleri Mart'ın 20'sinde başlayacak ve mevcut akademik takvimle tespit edildiği gibi 30 Mayıs'a kadar değil 15 Haziran'a kadar devam etmesi belirtildi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı etkinlikleri başladı. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu ile başladı. Çanakkale Zaferi'nin Türk'ün şanlı tarihin en şerefli sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Orhan Tavlı, Çanakkale Zaferi tarihi boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanı korumak için verdiği milli mücadelenin şanlı destanıdır dedi. Tavlı daha sonra şu ifadeleri kullandı. Çanakkale Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağımsızlığımızın timsalidir. Vatanın milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeye göze alan yüz binlerce kahraman Çanakkale geçirmez sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında imamımızı, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Tüm olumsuz koşullara rağmen iman,
azim ve vatan sevgisiyle kazanan bu zafer İstiklal Harbi'mizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale'de yakılan meşale İstiklal mücadelemizde de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır ifadelerini kullandı. Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.